Karşımızda 250 bölü 25 artı x karenin grafiği var. Bu videoda bu eğri ile x ekseni arasında kalan alanın ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Şu an beyazla taramakta olduğum, evet bu alandan bahsediyorum. Fonksiyon sağa ve sola doğru uzandığı için bu alana göremediğimiz kısımlarında dahil olduğunu unutmayın lütfen. Evet söz konusu olan x eşittir eksi sonsuzdan x eşittir artı sonsuza kadar olan uçsuz bucaksız alan. İsterseniz önce bu alanı nasıl göstereceğimizi konuşalım. Bu alanı x eksi sonsuzdan artı sonsuza 250 bölü 25 artı x karenin belirli integrali olarak yazabiliriz. Sınırlarından biri sonsuz olan genelleştirilmiş veya has olmayan integralleri daha önce görmüştük ama şimdi iki sınırda sonsuzda. Peki sizce bu durumda ne yapacağız? Bu tür soruları çözmenin yolu bu alanı iki parçaya bölmekten geçer. Alanlardan biri ki mavi ile tarıyorum, eksi sonsuzdan sıfıra kadar olan alan olacak x eksi sonsuzdan 0'a 250 bölü 25 artı x karenin genelleştirilmiş integrali artı x 0'dan artı sonsuza 250 bölü 25 artı x karenin genelleştirilmiş integrali 0'dan artı sonsuza 250 bölü 25 artı x kare dx. Her şey şimdi biraz daha anlamlı görünüyor, öyle değil mi? Mavi olan ifadeyi baştan yazalım. 250 bölü 25 artı x kare dx'in n'den 0'a belirli integralinin n eksi sonsuza giderken ki limiti artı burada çok az yerim kaldı. N'yi kullandığımız için bu sefer de m'yi kullanalım. 250 bölü 25 artı x kare dx'in 0'dan m'ye belirli integralinin m artı sonsuza giderkenki limiti. Şimdi de bu integralleri ele almamız gerekiyor ve bunu yaparken de 250 bölü 25 artı x karenin ters türevine ihtiyacımız var değil mi? Evet önce bunu bulmamız gerekiyor. Şuradaki alanı kullanayım. Evet 250 bölü 25 artı x karenin ters türevi demiştim. Trigonometrik yer değiştirmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsanız haklısınız. Bu kısım a kare artı x kareye benziyor. Bu durumda da a 5 oluyor değil mi? O zaman x'in yerine A tanjant teta koyarsak A'nın 5 olduğunu söylemiştim. Yani 5 tanjant teta. Daha sonra yer değiştirmeyi tersine çevireceğimiz için x bölü 5'in de buradaki ifadeyle uyumlu olarak tanjant teta'ya eşit olduğunu yazabiliriz. Eğer teta'yı x'in bir fonksiyonu olarak ifade etmek istersek de teta'nın x bölü 5'in ark tanjantına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Tutarlı oldu mu? x 5 tanjant teta ise teta da x bölü 5'in ark tanjantına eşit olur. Evet sıra yer değiştirmeye geldi. Aslında bundan önce bir de dx'in neye eşit olduğunu bulsak iyi olacak. Onu da şuraya yazayım. dx yani bunun teta'ya göre türevi 5 çarpı sekant kare teta d de tetadır değil mi? Evet. Artık yer değiştirmeyi veya değişken değiştirmeyi yapmak için hazırız. 250 çarpı dx, dx yerine bunu yazalım. 250 çarpı 5 sekant kare teta d teta bölü 25 artı x kare yerine de bunun karesini yani 25 tanjant kare teta yazalım. Şimdi de bakalım sadeleştirme yapabilecek miyiz? 250 çarpı 5 sekant kare teta bölü 25 parantezinde 1 artı tanjant kare teta d teta. 250 ile 25'i sadeleştirirsek burada 10 kalır ve 1 artı tanjant kare teta da sekant kare teta'ya eşittir. İsterseniz 1 artı tanjant kare teta'nın sekant kare teta'ya eşit olduğunu kendi kendinize de kanıtlayabilirsiniz. Tanjant kare teta'yı sinüs kare teta bölü kosinüs kare teta olarak yazıp buna 1 yani kosinüs kare teta bölü kosinüs kare teta ekler. Ee, ve temel trigonometrik özdeşlikleri de kullanarak bunun sekant kare teta'ya eşit olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Buraya geri dönüyorum şimdi. Sekant kare teta bölü sekant kare teta 1 eder ve geriye 5 çarpı 10 çarpı d teta yani 50 d teta kalır öyle değil mi? 50'yi integralin dışına çıkararak yazalım. Eşittir 50 teta. Tüm bunların ters türev olduğunu göstermek için buraya bir de artı c yazalım. Buradaki belirli integralleri değerlendirmek için çok temel ters türevlere ihtiyacımız olduğunu görmüşsünüzdür. Elde ettiğimiz sonuç teta türünden ve ben bunu x türünden yazmak istiyorum. Teta'nın x bölü 5'in arktan tanjantına eşit olduğunu da söylemiştik. 50 arc tanjant x bölü 5 artı c. Evet, şimdi de c'yi sıfıra eşitleyip belirli integralleri değerlendirmek için bunların ters türevlerini bulabiliriz. Mavi ile yazılı olan limit n eksi sonsuza giderken bu ifadenin ters türevinin 50 arktanjant x bölü 5 olduğunu biliyoruz. Bunu sıfır ve n de değerlendireceğiz. Artı limit... M artı sonsuza giderken yine bunun ters türevi yani 50 ark tanjant x bölü 5 bunun da 0'dan m'ye kadar değerlendirileceğini biliyoruz. Buradaki x bölü 5'i de parantez içine alayım. Peki bu neye eşit? Limit n eksi sonsuza giderken 50 ark tanjant 0 bölü 5 eksi 50 ark tanjant n bölü 5 sonra artı Kendimize biraz yer açalım şurada limit evet limit m artı sonsuza giderken 50 arktanjant m bölü 5 eksi 50 arktanjant 0 bölü 5. Bunları değerlendirebilmek için birim çemberden yardım alacağım. Evet arktanjant fonksiyonu hakkında düşünebilmek için hemen bir birim çember çizelim tanjant açının bitiş kenarının eğimiydi öyle değil mi? Mesela elimizde eğer böyle bir açı varsa pozitif x ekseni ile bu doğru arasındaki açıdan bahsediyorum. Bu açının tanjantı bu doğrunun eğimiydi. Ve sıfırın art tanjantı demek bitiş kenarının eğimi sıfır olan açı demektir. Bitiş kenarının eğimi sıfır olan açı da sıfır radyandır. Hemen yazalım. Art tanjant 0, 0 radyana eşittir. 50 çarpı 0 da 0 eder. Bunun 0'a eşit olacağını da biliyoruz. Böylece geriye limit n eksi sonsuza giderken eksi 50 art tanjant n bölü 5 artı limit m artı sonsuza giderken 50 art tanjant m bölü 5 kaldı. N eksi sonsuza giderken limit. Bunu bitiş kenarının eğimi eksi sonsuza giden açı olarak düşünebilirsiniz. Giderek negatifleşiyor. Negatifleşiyor ve evet açı eksi pi bölü 2 radyan olduğunda eğim eksi sonsuza yaklaşıyor. N eksi sonsuza giderken tanjant N bölü 5'in limiti evet N eksi sonsuza giderken bu kısımda eksi pi bölü 2 radyan olacak. Eksi 50 ile çarpmayı da tabii ki unutmamamız gerekiyor değil mi? Eksi 50 çarpı eksi pi bölü 2 de 25 pi eder. Benzer bir şekilde m artı sonsuza giderken m bölü 5'in ark tanjantı içinde bu kenarın eğiminin artı sonsuza yaklaştığını düşüneceğiz. Artıyor, artıyor, artıyor ve tam burada yani açı pi bölü 2 radyan olduğunda da artı sonsuza Diyor. Evet bu açı artı pi bölü 2'dir. Tabii bunu da e, 50 çarpı pi bölü 2 yani 25 pi olarak yazacağız. Şimdi mavi ile taradığımız alan neymiş? 25 pi. Peki ya turuncuyla taradığımız alan? O da 25 pi. O halde orijinal sorunun cevabı yani eğri ile x ekseni arasında kalan alan neymiş? 25 pi artı 25 pi 50 pi. Harikayız. Bu kadar işte.''